Şimdi biraz da güldük tabii Trump'ı böyle izlerken. Demek ki eski ABD başkanı gibi kokmak isteyenler var. Şimdi Rusya'ya uzanacağız. Pek de o kadar komik olmayan bir haber. Rusya'da muhalif lider Alexei Navalny hapishanede öleli 3 gün oldu. Ailesi cenazenin kendisine teslim edilmesini beklerken ölü bedeni Navalny'nin hapishaneye 55 kilometre uzaklıkta bir hastanenin morgunda bulundu. Şüpheli ölüm sonrası tüm dünya Navalny için ayakta. Şimdi Navalny'nin eşinin sözlerine gidelim hep birlikte. Eğer beni öldürmeye karar verirlerse bu bizim inanılmaz derecede güçlü olduğumuz anlamına gelir. Bu gücü kullanmamız, pes etmememiz, bu kötü adamlar tarafından ezilen büyük bir güç olduğumuzu hatırlamamız gerekiyor. Putin'in en büyük rakibi Rus muhalif Navalny yaşayacaklarını çok değil, geçen yıl bu sözlerle dile getirdi. Navalny Rusya'daki başkanlık seçimlerine tam bir ay kala cezaevinde hayatını kaybetti. Navalny'nin ölümünün ardından eşi Yulia Navalny'ye ise henüz cenaze teslim edilmedi. Muhalif liderin bedeni bulunduğu cezaevinden 55 kilometre uzaklıkta bulunan bir hastanenin morgunda bulundu. Rus basınına konuşan kaynaklar vücudunda kasılmalara bağlı çürükler olduğunu söyledi. Ancak otopsiye henüz başlanmadı. Navalny'nin sözcüsü ise cenazenin en kısa sürede teslim edilmesini istedi. Alexei Navalny öldürülmüştür. Rus yetkililerden naaşını derhal ailesine teslim etmelerini talep ediyoruz. Navalny'nin ölümü gündemdeki yerini korurken, ABD Başkanı Joe Biden başta olmak üzere Batı liderleri Putin'i sorumlu tuttu. Navalny'nin eşi Yulia Navalny ise Rusya Devlet Başkanı Putin'i işaret etti. Hesap verecekleri gün yakında dedi. Putin'in ve tüm çevresinin, Putin'in dostlarının ve hükümetinin ülkemize, aileme ve eşime yaptıklarının hesabını vereceklerini bilmelerini istiyorum. Ve o gün çok yakında gelecek.